Herkese merhaba. Bugün herkesin evinde ve ofisinde severek yetiştirdiği Şeftali bitkisinin bakımı ve çoğaltması ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şeftali arboricola olan Latince ismiyle bilinen bu bitkimiz halk dilinde de şemsiye çiçeği veya beş parmak bitkisi olarak da bilinmektedir. Peki biz Şeftali bitkisine nasıl bakmalıyız? Şeftali bitkisinin en önemli etkenlerinden biri toprak seçimidir. Toprağını humus, torf ve perlit karışımı bir toprak kullanmanız gerekmektedir. Saksı seçimini de bitkinin büyümesine uygun bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Peki bunun büyüklüğü nasıl olmalıdır? Bizim çoğu yerde yetiştirdiğimiz şeftali bitkimiz cüce türüdür. Bu cüce türü yaklaşık 2 metre kadar boy almaktadır. O yüzden bitkinizin 2 metre boy alabileceği ortam, yani saksı büyüklüğünde saksı kullanmamızda fayda vardır. Saksımızda altı delikli, yani drenajlı olan saksılar kullanmamız gerekmektedir. Çünkü fazla sulamayı, her zaman diğer videolarda da söylediğim gibi fazla suyu aşağı bırakması için delikli saksı kullanmamızda fayda vardır. Peki biz şeftalarımızı nerede tutmalıyız? Şeftalayı yeşil yapraklı bitkilerde, yani çoğu yeşil yapraklı bitkilerde olduğu gibi havada ve filtrelenmiş, yani doğal ışık alan yerlerde tutmalıyız. Direkt güneşten hoşlanmıyor. Direkt güneş aldığı takdirde yapraklarında kurumalar ve bitki gelişiminde engellerle karşılaşmaktadır. Şeftali bitkimizin gördüğünüz gibi yaprakları böyle desenli bir şekildedir. Bunun sulamasını yaparken genellikle iç mekan bitkisi olduğu için sulamayı haftada bir ya da haftada iki kere yapmamız gerekmektedir. Haftada iki kere çıkarmamızın nedeni yaz aylarında çok sıcak olduğu zaman toprak çok kuruduğu için haftada iki kere sulama yapabilirsiniz. Fakat sulamasına çok dikkat edin. Toprağın, belirttiğim gibi böyle parmağınızla toprağın dibine kadar bakın. Eğer ıslaklık, çamurluk varsa sulamayı yapmayın. Ama eğer ıslaklık yoksa ve toprak içine kadar kuruysa bunun sulamasını ona göre yapın. Ya çoğu bitkinizde kontrollü bir sulama yapmaya özen gösterin. Ve yapraklarımızı da haftada bir kere nemli bir bezle silmeliyiz. Çünkü yaprak nemi azaldığı zaman yapraklarımızı silerek bu nemi ona takviye etmeliyiz. Ve fısfıs yardımıyla da haftada iki kere veya üç kere sizin bileceğiniz iş. Bununla sulamamızı şöyle fısfısla yapraklarını temizleyebilirsiniz. Şu şekilde. Bitki besini olarak da daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben bu marka, yani Genta'yı öneriyorum. Genta'nın bu yeşil yapraklı bitkiler sıvı besinini 2 haftada ya da 3 haftada bir kullanabilirsiniz. Hani bu şeye göre, bitkinizin durumuna göre değişmektedir. Evet, benim bu şeftali bitkimin şu alt tarafında gördüğünüz gibi şöyle çeliğinden böyle uzayan bir çelikten böyle dallanan bir şeyimiz var, dalımız var. Bu bitkinin ana gövdesi. Ana gövdesinden buradan gördüğünüz gibi dal vermiş. Biz çoğaltmayı, şeftali bitkisine çoğaltmayı nasıl yapıyoruz? Bu göstermiş olduğum bu ana daldan uzayan bu yan dalı dipten keserek çoğaltmayı gerçekleştirebiliriz. Peki nasıl yapıyoruz? Öncelikle budama makasını alıyoruz. Budama makasıyla şöyle dipten bu şekilde keserek şu şekilde kesiyoruz ve alıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi bitkimizin şöyle kurtarayım buraya. Evet, şu şekilde bitkimizin uzayan dalını aldık. Çünkü burada gördüğünüz gibi biraz gövdesinde kurumalar meydana gelmiş. Bunu, bu kurumaları engellemek için bu gövdeyi alıyorum, yani bu yan gövdeyi alıyorum ve bitki gelişimini birazcık bu taraflara vermesini sağlıyorum. Bakın yukarıda bu geçmiş. Buradaki kurumalar, evet, bitkimizi, yani çok zarar vermez, bitkiye şu an çok zararı yok ama bunun birazcık önünü almamızda fayda vardır. Ben bunu çünkü toprağını bahar ayında değiştirdim, bitki besini de veriyorum, bayağı toparladı ama daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da, evet, kestiğimiz bu parçayı bir gün boyunca kuruması için bekletiyoruz. Bir gün boyunca kurumasını bekledikten sonra biz bunu direkt toprağa dikimini gerçekleştiriyoruz. O yüzden biz bunu düzgün ve zarar görmeyecek bir alanda bekleterek bunun kurumasını sağlıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.